çok fazla işimiz var arkadaşlar. Daha fazla güneş alsınlar çünkü evin içinde duruyorlar uzun süredir. Bunlar da lavantalarımız. Hızlıca böyle kendimize bir oturma alanı yaptık hazır. Nugget'a gidiyor. Damlalıkta sulama için Deniz şu an ilk önce hatları veriyor. Gelmiş elektrik 800 lira. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar nasılsınız? Biz yine çok iyiyiz. Bir iki günlük yağmurun ardından bugün hava tekrar biraz toparlayınca bahçe işlerine hemen geri döndük. 2-3 gündür burada çok yoğun bir yağmur var. Bayağı dışarı çıkamıyoruz. Kapıyı açıyoruz, Bambam dışarı çıkmak istemiyor, yürümek istemiyor. Öyle yağmur yağıyor 2-3 gündür. Tam güneşi görmüşken tekrar bahçe işlerine geri dönelim ve işlerimizi yapalım dedik. Çok fazla işimiz var arkadaşlar. Direkt başlayalım. Başlayalım. Biraz dışarı almak istiyoruz. Daha fazla güneş alsınlar çünkü evin içinde duruyorlar uzun süredir. O yüzden onlara da bu taşlardan bir yer yapacağız. Çiçeklerimiz de. Lavantaları Lavantalar bizi sineklerden koruyacak. Bir rivayete göre lavanta ve besleyen sinekleri uzak tutuyormuş. Hazırladık bile. Artık bahçeyi değerlendirmek istiyoruz havanın güzel olduğu günlerde. Onun dışında tabii bahçede daha dinlenmek için hazırlamak istediğimiz çok şey var. Yapmak istediğimiz çok şey var. Yani boyamalar yapacağız. İşte bu çimlerimiz çıksın yapılacak bayağı bir sürü şey var diyebilirim. Onun dışında şurada küçük bir alan var. Orayı böyle biraz çevreleyip çiçeklerimizi ekelim istedim. Tabii bunun dışında istediğim çiçekler var ama henüz mevsim olmadığı için alamadık. Ortanca çok istiyorum özellikle. Çok seviyorum ortancaları. Onun dışında bahçede daha bir sürü alanda böyle askılı saksılı çiçekler kullanacağız. Bakalım başladık. Bir tane saksı alabildik. Burada saksı da bulamadık aslında. Bunu çiçekçi hediye etti. Saksı istediğimi söyleyince bir tane al dedi benden olsun. Bu tarz saksılar alıp bol bol her tarafa fesleğen ve lavanta ekmek lavantaları istiyoruz. Lavantaları aldık zaten, fesleğen alacağız. Önerileriniz var mı bahçe için? Yani uzun ömürlü olacak, bakımı kolay çiçekler tavsiye ederseniz çok seviniriz. Yorumlara yazarsınız evet, arkadaşlar. Bak.
veriyor. Çok solucanlı bir toprak gerçekten. Çiçek. Onu alamazsın. Gimbal'ı vermiyor baba. Evet arkadaşlar, çimenlerimiz de çıkmaya başladı gördüğünüz gibi. Yoncalar çıkıyor. Arkadaşlar kargodan damlalıklı sulama aldık demiştik, onu bekliyorduk. Dediğimiz gibi pazartesi geldi. Şimdi gelen sistemi tarlamıza kurmaya çalışacağız. Daha önceden kurmadık böyle bir şey, ilk defa yapacağız ama yapabiliriz diye düşünüyoruz. Çimen doldu. Haydi. Bu arada ilk kez biz de böyle bir uygulama yapacağız. Evet, evet, birlikte gidelim. Arkadaşlar şurası bizim tamamen çim için, dediğim gibi eğlence, dinlence için düşündüğümüz alan. Burayı, yani şu kısımda hafif bir tümseklik var. Buradan aşağıda da ekili alan başlayacak. Bu ekili alan dediğim şuradan böyle bir 10-15 adım. Evin köşesine kadar işte daha böyle küçük bostan gibi, yani yeşilliklerin falan olduğu sebze yatağı gibi bir yer düşünüyorum. Benim düşüncem olmadı, bakalım Deniz ne diyecek. Aşağı kısımda da normal domates, salatalık, patlıcan, kabak vesaire onlar olacak. Toprağı çok güzel. Bereketli bir yıl olacağını umut ediyorum. Bakalım inşallah bilmediğimiz bir durumla karşılaşmazsak. Yani bir hastalık vesaire sebzelerde. Evet, şöyle yukarıdan başladık. Sürülü alan belli oluyor. Oradan aşağıya şu anda damlalıkla sulamayı çekmeye başladık. Bira bismillah dedik bakalım. Burada bir dut ağacımız var. Yeni yeni filizlenmeye başladı. Ben de bu arada onu göstereyim size. Bakın. Bu da bir dut ağacı. Şöyle filizler başladı. Bakın. Evet, köşelerde mısır düşünmüştük. Damlalıklı sulama için Deniz şu an ilk önce hatları belirliyor. Yabani otlar var. Ekerken yine temizleyeceğimiz zaten bir kat daha çapa yapılacak. Evet. Şöyle T bir aparat var. Biz 10 tane bu aparattan var değil mi? Evet. İşte şöyle yapalım.
Evet arkadaşlar, damlalık sulamamızı kurduk. Gördüğünüz gibi böyle dış çevreye mısır ekeceğiz. İki yerlere de viyole ektiğimiz tohumlar ekilecek buraya. Ama ne yazık ki damlalık sulamayı biraz az söylemişiz. 100 metre söylemiştik, biz yeter zannetmiştik ama bahçemize yetmedi. Şu gördüğünüz kısmı alamadı. Şimdi 50 metre daha sipariş verip geri kalan eksik yerleri de yapacağız. Büyük ihtimal önümüzdeki hafta tohumlarımızı da yavaş yavaş ekmeye başlarız. Tarlamızı tekrar bir çapalayıp. Oy! Yorulduk arkadaşlar. Bugün bir özet geçersek, çiçeklerimizi ektik, viyollerimizi dışarı çıkardık, burayı hazırladık ve damlalıklı sulama sistemimizi kurduk. Biz yeteceğini düşünerek 100 metre damlalıklı sulama sipariş etmiştik fakat yetmedi. Zaten izlediniz. Bir 50 metre daha. Birazcık daha ekleme yapacağız. Bizimki boyut itibariyle arkadaşlar biraz hobi bahçesinin artık değil mi, üstüne çıkıyor. Şöyle geçen drone'la bir fotoğraf çekmiştik. Biz o fotoğraf üstünde aslında çalışarak bunu yaptık. Size biraz onu anlatalım. Bu güzel kuş sesleri eşliğinde çektiğimiz drone fotoğrafını size açıklamaya çalışalım arkadaşlar, ne yapacağız. Bu gördüğünüz alan bizim çim ektiğimiz alan. Hemen yanında da kümesimizi görüyorsunuz zaten. Buranın altına biz sebze yataklarımızı yapacağız. Yani sebze yatağı derken aslında daha minik böyle küçük bostan gibi düşündük. İşte ne olacak orada? Kıvırcık, nane, marul, maydanoz, marul gibi böyle işte kekik. Evet, kekik vesaire, bu tip böyle yeşilliklerimizi evet ekeceğimiz bir küçük bostan olacak. Daha aşağı kısmı damlalıklı sulamayı kurduğumuz kısım ise viyollere ektiğimiz tohumlardan elde ettiğimiz filizleri ekeceğimiz, ne biçim cümle oldu bu? Filizleri ekeceğimiz alan olacak. Filizi cümle içinde kullanmak istiyorsan kullan aşkım. Sıkıntı. Filiz de çok filiz. En çok filiz. Filizlerimizi ektiğimiz kısım olacak arkadaşlar. Yani aslında ekebildiğimiz her şeyi ekiyoruz. Yediğimiz her şeyi aslında. Yediğimiz her şeyi, evet. Yediğimiz her şeyi ekiyoruz. Düzenli olarak işte pazara gittiğimiz, marketten aldığımız her şeyi ekiyoruz buraya da. Evet. Değil mi? Sevgili izleyicimiz. Videoyu buraya kadar izlediysen demek ki ilgi çekici buldun. O yüzden kanalımıza abone olup videomuzu beğenip bildirim zilini açarsan çok seviniriz. Evet. Sana artık sevgili abonemiz demek istiyorum. O yüzden abonemiz olur musun? Bir teklif. Teklif ediyoruz. Abonemiz olur musunuz acaba? Birazcık da şöyle bir aslında derdimiz mi diyelim? Yani bizim burada çok yaş grubumuza yakın kimse yok. O nedenle biraz arkadaş sıkıntısı çekiyoruz belki. O nedenle midir bilemiyorum. Gerçekten yorumlarınız inanılmaz bize keyif veriyor ve motive ediyor. Evet, yani bazı isimler var. Onlar zaten düzenli yorum yapıyorlar. Biliyorlar kendilerini. Yani onların yorumlarını okurken, o sempatik yorumları okurken motive edici, gerçekten çok yapıcı. Evet, eleştiriye de açığız. İsimler var, onları arıyor yani. Hatta geçen aramızda şöyle bir sohbet geçti. Bir abonemiz yorum yapmamıştı bir video. Ya dedik, ne oldu, hasta mı acaba, çen, bir şey mi oldu? Çen. Ne oldu diye bir baktık, sonradan tekrar diğer videoyu yüklediğimiz zaman ikisine de yorum yaptı. Evet. Buradan çok selam gönderiyoruz. Deyip hop. Hop. Peki, çok kameralı. Ya çok yorulduk arkadaşlar. Gerçekten yoruldum. Yani çok söylüyorum bunu ama. Evet, yorulduk diye başlayıp yorulduk diye bitireceksin galiba. Yoruldum. Yaşla ilerledikçe eskisi kadar çabuk kendini yenileyemiyor. Enerji kendini yenileyemiyor. Diyeceksiniz, daha kaç yaşındasın lan hani. Ne yapıyorsun ama. Tabii hani ölmedik, her şeyi yapıyoruz ama yoruluyoruz. Ya bir de gerçekten bugün Mia da genelde video çektiğimiz anlarda, bunun sebebini bilemiyorum. İlginin kendinden kaydığı için farklı noktaya olabilir. Çok huysuzlanıyor. Ekstra huysuzlanıyor. Mia ile video çekebilmek gerçekten çok zor oluyor. Ya yani o anlamda da bir yorgunluk, çünkü hep bir tarafınız çocukta kalıyor. Ama yani videolara da devam etmek istiyoruz çünkü gerçekten çok keyif aldığımız bir şeye dönüştü. Bir taraftan da bizim biliyorsunuz Fant diye bir markamız var ve satışlar yapıyoruz. Nisan ayı kampanyalarıyla şu an satışlar da çok arttı. Bu yüzden o kampanyalara yetişmek için kargoları hazırlamak da bir vakit alıyor. Ayrıca yine bildiğiniz evet, gibi şu anda. Fant'ın
Bir reklam ajansı da var. Reklam ajansımız da devam ediyor. İş yaptığımız insanlar var. Tam şu ara iş yaptığımız insanlar da biraz çoğaldı yine. Çok fazla iş geldi. Bir taraftan ajans işlerini hallet, bir taraftan satış işlerini hallet, bir taraftan videoyu yap, üstüne de Mia gerçekten evet, yani şu ara güzel bir mum dikiyor. Deniz şu ara bilgisayar başından kalkamıyor gibi bir durumumuz var gerçekten. Allah'tan iş çok uzak değil de eve. Hemen gidip dönebiliyor. Biz aynı evin içinde az rastlaşır olduk gibi bir durum oldu. Şu ara çok yoğun işlerimiz, çok şükür tabii. Şükür. Bu yorgunluğu da size video hazırlayarak, kendimize aslında bir video hazırlayarak ilerisi için. Bunu sizin beğenmelerinizi görerek, yorumlarınızı görerek ekarte ediyoruz. Ciddi böyle bir soluklanma anı oluyor o yorumlara cevap vermek ile, gerçekten çok keyif alıyoruz. Hoşumuza gidiyor yani, evet, hani güzel bir şeymiş. Mesela iki gün önce Muratça buradaydı. Evet. Yakında Muratça'nın bizle yaptığı röportaj Muratça kanalında yayınlanacak. Onu da merakla bekliyoruz. Cuma günü farklı bir tekrar yerli röportajımız var. Böyle farklı yerlerden röportaj teklifleri de almaya başladık. Bu da çok hoşumuza gidiyor. Evet. Güzel bir şey. Yani insanlar artık bizi yavaş yavaş tanımaya başlıyor, ciddiye almaya başlıyor. Arkadaşlar, hızla bahçeyi kullanmak istediğiniz için şu an oturduğumuz alan bize gerçekten böyle bir nefes oldu. Çok iyi oldu. İlaç gibi geldi. İlaç gibi geldi gerçekten. Çünkü yani bahçeyi aktif kullanmaya başlamak istiyoruz artık. Şu hafta yağmurlu ama ondan sonra keyifli zamanlar başlıyor. Çimlendirdiğimiz alanda da böyle, bilmiyorum görüntülerde ne kadar belirgin ama yavaş yavaş yoncalar böyle çimler halı gibi, evet, çıkmaya başladı. Çok güzel olacak o kısımda. Orada Ateş Çukur'un etrafında daha çok sohbetlerimiz olacak. Yolu düşen abonelerimiz varsa, bekleriz. Olursa onları da gerçekten bekleriz. Çok memnun oluruz. Lafta değil yani arkadaşlar. Deniz biliyorsunuz bir taş ocak yapmıştı. Orada daha mısırlar kaynatılır. Aynen, közde mısırlar pişirilir. Çok severiz. Yaz sonu salçalarımız. Konservelerimiz. Evet. Onları yaparız. Yani ekiyoruz, dikiyoruz bir şeyler. Domates ağırlıklı bir aslında şey oldu. Viyollerde domates ağırlıklı şu anda. Bir şeyler yapacağız konserve gibi. Fakat işte bizim derin dondurucumuz olmadığı için daha konserve ağırlıklı ilerleyeceğiz. O zaman salça beton ocağımızı daha çok kullanacağız. Evet, daha çok kullanacağız. Yani bambama mamayı biliyorsunuz. Biz köpeğimiz için de mamamızı evde yapıyoruz. Bunun da bir tarifi vardı. İlk kez bu videodan bize katılanlar ben için söylüyorum. Ben yukarıya koyuyorum gene. Evet, köpeğimiz için de kendimiz mama hazırlıyoruz. Onu da burada pişirebiliriz. Onu. Ocağımız bizim burada elektrikli. Tüm masrafları kısıyoruz arkadaşlar çok. Evet, mümkün olduğunca. Yani bahçe için yaptığımız şeyleri de zaten düzenli takip edenler biliyorlar. Elimizdeki malzemeleri değerlendiriyoruz ya da çevremizde atık gibi aslında algılanabilecek malzemeleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Maliyeti olabildiğince düşürerek bahçemizi güzelleştiriyoruz. Evet. Bence çok da iyi gidiyoruz ya, hiç fena değil. Gelmiş elektrik 800 lira. Nereden kısarsak kârdır arkadaşlar. Yapacak bir şey evet, yok. Artık diyoruz ki şey hesabı yapıyoruz ya. Yazın günler uzun ama daha çok dışarıda oluruz filan. Mümkünse evet. Çok fazla işte. Arkadaşlar tabii bilgisayar çok çalışıyor. Bilgisayar sabaha kadar, dediğim gibi ben bu ara işler yaptığım için hep ışıklar açık. Çaydanlık hep takılı, hep su kaynıyor. Evde Karadenizlileri var, çay seviyor, yapacak yani, bir şey yok. Çay seviyor, bir şey yok. İftardan sonra sabaha arada kadar. Arada bir elektrikli ısıtıcımız var. Mia'yı falan yıkadığımız zaman ekstra işte onu çalıştırıyoruz. İşte 850 liralık. Elektrik. Yani ne olabilir, mantıklı bir şey söyleyemiyorum yani o yüzden. Buzdolabı var, şu telefonları falan şarj edeceğiz. İşte, telefonları da az şarj edeceğiz, ışıklarını kıstık. Yani her yerden kısmaya çalışıyoruz derken, güneş batarken tepelerin ardından Filiz'le Deniz gider bu diyardan diyoruz arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna gelirken bizi izlediğiniz için çok teşekkür çok ederiz. Çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça teşekkür kalın. Ederiz. Hoşçakalın.